Oo, Philippe Coutinho sol kanattan getirdi Barcelona. Tehlike var. Messi. Oha! Oha! Lan alta gitti sandım var ya. Messi ne gol attı arkadaş? Hepiniz hoş geldiniz. Fenerbahçe kariyerimizin ikinci sezonunun üçüncü bölümündeyiz. Benim adım Gürkan. Arkadaşlar geçen bölümde Süper Kupayı kazanmıştık. Real Madrid'i uzatmalarda Hakan Çalhanoğlu'nun efsane golüyle devirmiştik. Ama lige başlangıcı çok kötü yapmıştık. İki tane beraberlik, bir tane mağlubiyet, bir tane de galibiyetle tamamlamıştık o bölümü. Şimdi bu bölümde ne yapacağız? Geçen bölümde sormuştum sizlere bu sezonun hedeflerini belirlemediğimiz için bana hedef tavsiyelerinde bulunabilirsiniz diye. Yalnız arkadaşlar hem hedef hem de ceza yazmışsınız aynı Notts County kariyerimizde olduğu gibi ama bu kariyerde ceza yok. Bu kariyerde sadece hedefler var. Ben de yazdım birkaç tanesini seçtim. İlk hedefimiz Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu. Geçen sezon UEFA Ligi'ni kazanmıştık biliyorsunuz. Burada da bu sezonda da Şampiyonlar Ligi kupasını almak istiyoruz. Oyunculara geçtiğimizde Frey için 20 tane gol istiyorum. Frey geçen sezon 16 gol atmıştı. 20 tane gol gayet gerçekçi bir hedef. Ayer için yalnız bu sezon gol yerine asist istiyorum. Yani ondan asist yapmasını istiyorum. Zaten Igalo da geldi. Forvetler çoğaldı. Böyle 4-1 3-2 taktiğiyle de sahaya çıkacağım az sonra. Ayev'den 15 tane asist. Berke'den tekrardan 20 tane gol yenmeyen maç. Geçen sezon 13 tane de bitirmişti sanırım. Berke bu sezon overall'ın 80'e getirdi. 20 tane iyidir bence. Yeni gelen oyuncularımız için de Hakan minimum 25 maçta katkıda bulunması lazım. Yani gol olur, asist olur. Bunların toplamı minimum 25 olması lazım. Ve Igalo da Süper Toto Süper Ligi'nde gol kralı olması gerekiyor. Hedeflerimiz bu şekilde arkadaşlar. Şimdi bölümümüzün ilk maçına doğru ilerleyeceğiz. Öncelikle bir antrenman basalım. Ey maşallah. Yangın var, yangın var. Ben yanıyorum. Yetişin de dostlar. Siyah yemek pişiriyor, yemek yakmış. Ya da yakmamış bilmiyorum. Bizim fırın çok sıcak olunca hemen alarm çalıyor burada. Onu yerlemeye gittim ben. Arkada da zaten yastığı da şimdi görebiliyorsunuz. Yere yatırmıştım ben onu. Neyse arkadaşlar burada bir antrenman yapıyorduk. Frey, Emre Mor, Barış Alıcı bakalım overall yükselen olacak mı? Arada sırada göstermek istiyorum ki hani bu oyuncularla siz de kariyer yapmak istiyorsanız ya da onları transfer etmek istiyorsanız nasıl geliştiklerini görebilirsiniz diye. İlk maçımıza ilerleyip gelebildik. Arkadaşlar Başakşehir'le başlayacağız. Bu bölümde iki tane Şampiyonlar Ligi maçı da var. Gruplara başlıyoruz Şampiyonlar Ligi'nde. Sanırım Monaco ile Dinamo Kiev'e karşı oynayacağız. İlk Şampiyonlar Ligi maçlarımız olacak. Şimdi burada oyuna diyelim, bu taktikle sahaya çıkalım ve güzel bir başlangıç yapalım. Bu arada arkadaşlar maça geçmeden önce sürekli ilginiz ve desteğiniz bu seriyi hayatta tutuyor. O yüzden beğeni butonuna basarsanız çok sevaba geçersiniz. Şimdi maça geçelim. İstanbul Başakşehir sürekli bizi zorlayan bir rakip. Haydi Fenerbahçe, Igalo'nun da bu ligdeki 3. maçı oluyor. En son bölümde Sivasspor'a karşı hat-trick yapmıştı Igalo. Bakalım burada yine artık yeni hedefiyle beraber daha da fazla gol atma şansı bulabilecek mi? İlk defa da uzun zamandır çift forvet oynamamıştık. Burada Frey ile Igalo nasıl geçinecekler? Aldık topu gidiyoruz. Igalo. Igalo. Hakan Çalhanoğlu. Güzel. Frey. Frey fake ama süt şansı yok. Yeni bir atak. Çalhanoğlu. Ayev. Igalo. Igalo verdi Frey'e. Igalo. Ayev'e verecek şimdi. Haydi Ayev. Haydi Ayev. Yapıştır Ayev. Sol ayağında. Güzel yerde Ayev aslında artık sol tarafta. Ama kaleci kurtardı. Jailson ileri gönderdi. Odion Igalo. Frey üstten mükemmel aşırttı Frey. Edin Visca eski takımına karşı. Edin Visca sakladı. Ortasını yaptı. Gol yok. Ve öyle de bitti atak. Ertuğrul. Defanstan çıkamadık. Berbat bir top. Ertuğrul berbat bir top. Şimdi Mevlüt Erdinç'te. Mevlüt Erdinç ortasını yaptı. Embabu. Emre tehlike ama Berke ne güzel kurtardı. Aferin Berke. El Hero Elia. Şimdi korner. Dikkatli olalım. Emre Belözoğlu hala bırakmamış. Şimdi tekrar Emre'de Frey. Aferin Frey. Hakan fake. Güzel fake. Hakan uzaklardan. Kalecinin üstüne bu sefer. Başakşehir atakta tehlike var. İrfan Kahveci ve Berke'den yine mükemmel bir refleks. Berke 10 numara görünüyor burada. Bizi maçta tuttu şu ana kadar Berke. Uzun top Mbabu'dan.
Frey geri çıkardı. Jailson bu sefer bu atakta gol var arkadaşlar. Haydi. Kea. Frey. Hakan. Hakan. Bir fake. Hakan. Abi ne oluyor? Top hala bizde. Ayev. Sağ ayağında ortası. Igalo kontrol kötü. Igalo'dan bir fake. Korner. Pozisyon amma uzadı. İlk yarı bitmeden bir gol atsaydık güzel olacaktı. Edin Visca topun başında. Frey geliyor. Kafayı vuramıyor yalnız. Ama top bizde. Ertuğrul. Kea. Hakan. Hakan. Volkan Babacan. Volkan Babacan. Hakan artık kornerleri kullandırmıyorum. Çünkü tavsiye gelmişti. Hakan uzaktan güzel şut çekiyor. Dönen toplarda iyi işe yarar diye. Ve burada da onu gördük. Tavsiye için teşekkür ederim. Burada hatamız devam ediyor. Frey. Ah be Frey. Orada pası veremedi. Ve ilk yarıda bu aksiyonla bitti. 0-0. Kalecilerin düellosu vallahi ilk yarıda süperdi. Ama şimdi ikinci yarı için ne yapalım? Hiçbir değişiklik yapmayalım. Herkes güzel görünüyor. Maça devam et diyoruz. İkinci yarıya başlıyoruz. Serbest vuruş bizim. Topun başında Hakan var. Hakan gönderiyor. Frey'e doğru. Kafa olmadı. Şimdi biz rakibe faul verdik. Aynı yerden serbest vuruş. Tehlike büyük. Emre Belözoğlu mu? Jojić topun başında. Jojić. Ya da Jojić neyse işte. Kahveci Berke yine kurtardı. Edin Visca. Kontra hata hızlı çıkıyoruz. Mbabu. Ohoho. O topu gördük. Frey. Frey. Frey ve gol. Son anda Frey çekebildi. Ve 1-0 öne geçiyoruz. Başakşehir'de deplasmanda. Frey taraftarlara susun oğlum diyor. İşte bu diyor. Ama harbiden var ya orada acayip gol. Son anda sanki batırdım gibime geldi de bakalım şurada. Frey burada batırdım sandım ama adam ayak koymadı var ya. Orada çok rahat koyabilirdi bu eleman. Bu kime benziyor lan? Bu aynı Berke'ye benziyor kimse. Sağlam çaktı Frey. Ama Mbabu'nun asisti de efsaneydi. Orada onların bir tanesine geçer diye düşündüm. Oldu. Güzel 1-0. Allah bereket versin. Şimdi değişikliğe gidiyorum. Burada Deniz Kara'yı defans fortası olarak alacağım. Bir de Elif Elmas'ı oynatacağım. Hakan bayağı yoruldu. Hakan çıksın, Elif girsin. Hakan aşırı fazla yormuyor. Çok çabuk yoruluyor. Hakan aralardan mükemmel. Igalo plase olmadı. Hakan uzaktan Babacan. Oho, tehlikeli paslara devam rakip. Mbabu kontra atakta boşluklar var galiba. Haydi çocuklar. Hakan Ayev solda kaçıyor. Kapandı. Igalo ara pası güzel. Hakan'ın önüne geçmedi. Kontra atağa çıkıyoruz. Tierney. Ayev'in önüne. Ayev. Ayev ilerliyor. Emre Belözoğlu kovalıyor. Ayev döndü. Ayev. Hakan'a verdi. Hakan Çalhanoğlu. Yedek olmadı daha. Değişiklik olmadı. Ve burada Frey kıl payı kaçırıyor. Maalesef. Bomboş pozisyon. Frey bir türlü kaleyi tutturamadı ama. Başakşehir korner kazandı 83. Dikkat etmemiz lazım. Kornerler çok tehlikeli. Berke o top sende. Berke ne yapıyorsun Berke? En azından Ayev kontrol edebildi. Ayev adamın solundan attı. Sağından geçti ya da tam tersini yaptı da. Lafın gelişi işte. Ve Embal burada ayak koyuyor. Efso güzel. Ama Igalo'yla batırdık. Artık maçın son dakikası. Son bir kez bastırıyor Başakşehir. Direktman dışarı giden top. 90+2 verilmiş. Berke vurduğu anda bitmesi lazım. Haydi bakalım. Belki bir ikinci gol için şans olur. Güzel de gitti ama burada bitiyor arkadaşlar. 1-0 oldu. Bizim oldu. Başakşehir defansif bir rakip olduğu için onları açması bayağı zor oldu. Kevin Mbabu maçın adamı ama Frey'in golü de efsaneydi gerçekten. Son anda vurabildi. Şimdi ilerliyoruz ve görüyorsunuz Şampiyonlar Ligi introsu karşımızda. Önümüzdeki maç Monaco'ya karşı. Maça geçmeden önce sizlere bir sorum olacak arkadaşlar. Burada görüyorsunuz rakiplerimizi tekrardan. Barcelona, Monaco ve Dinamo Kiev. Sizce bu grubu kaç puanla kaçıncı sırada tamamlarız? Onu yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Şimdi deplasmanda başlayacağız. Monaco rakibimiz. Normal 4-3-3 taktiğine tekrar döneceğim bu maç için. Hakan Çalhanoğlu o şekilde sanki biraz daha verimli görünüyordu. Formalarımız şöyle olsun. Biz açık formamızı giyelim. Onlar da siyah formalarını giysinler ya da gri formalarını neyse. Oyna diyoruz. Maçımıza geçiyoruz. Fenerbahçe'mizle uzun zamandır Şampiyonlar Ligi hasreti çekmiştik.
Şimdi burada 2007-2008 sezonunun efsane performansının bir tık üstünü başarmaya çalışıp Şampiyonlar Ligi kupasını almaya çalışacağız. Başlangıcı da Monaco'ya karşı yapıyoruz. Fransa'dayız arkadaşlar. Maça başladık. Fenerbahçe'mize başarılar. Tüyler diken diken. Haydi çocuklar. Topu çaldık ilk anda. Güzel. Hakan güzel açtı. Mbabu kontra atak süper başladı. Visca, Mbabu geldi burada. Mbabu çeker misin? Mbabu çekiyor, engelleniyor. Peşine kaleci Bürki. Falcao'lu Monaco şimdi atakta. Chadli bıraktı. Falcao, Radamel Falcao geri döndü. Golovin. Sağlam oyuncuları var rakibinde Monaco'nun da. Keita Balde de çok güzel bir oyuncu. Şimdi kontra atak güzel değil. Şimdi Jailson. Sakin sakin ileri çıkmamız lazım. Mbabu'ya iyi bir top. Mbabu bıraktı. Edin Visca. Mbabu'yu kapattılar. Rakip iyi defans yapıyor. Şimdi Jailson bomboş. Frey. Ara pası. Güzel bir top. Ve gol. İşte bu. Andre Ayew golü atıyor. 1-0 erken dakikada. Öne geçiyoruz arkadaşlar. Mükemmel paslaşmalar bize golü getirdi. Tekrar izleyelim. Jailson, Frey'in güzel topu ve Ayev'in sol ayağı her zaman işe yarıyor. Sağ ayağı hiçbir zaman işe yaramıyor. Burada çok rahat bir şekilde 1-0 öne geçiyoruz. Rakibi çözebildik. Keita Balde. Şimdi Monaco cevap vermeye çalışıyor. Keita Balde, Tierney'i geçti. Keita Balde bıraktı. Berke kurtardı. Aferin Berke. Bizim hatamız şimdi. Hakan, Frey. Aradan kaçar mı? Kaçar Visca. İşte bu. Haydi Visca. Yap ortanı. Güzel bir orta gibi. Ayev'den sağlam kafa ama Bürki bu sefer kurtardı. Şimdi korner. Haydi çocuklar. Visca ön direğe doğru. Hakan Çalhanoğlu bu sefer ceza sahasının içinde beklemesi yanlış aslında. Atak devam ediyor. Jailson kötü pas. Kontra atak burada rakipten ama Jailson kaptı. Hakan topuk pası güzel. Frey iyi sakladı. Yine topu Hakan'a verdi. Hakan Çalhanoğlu. Hakan'ın ortası olmadı. Olmadı, çok tehlikeli paslar ve atak sonlandı. İlk yarının son atağı Monaco geliyor. Tehlike Falcao. Sarı kule defansta çok sağlam arkadaş. Ve ilk yarı böyle bitiyor arkadaşlar. 1-0 öndeyiz. Mükemmeliz. İkinci yarıda umarım performansımız daha da güzelleşir. Farkı daha da açarız. Güzel bir moral kazanırız. Değişiklik yapmadan hemen ikinci yarıya geçelim. Of, uzun top. Tierney araya girdi. Keita Balde. Tierney'nin pası çok kötü. Keita Balde ortası. Reyes. Tehlikeli bölgeye. Ve Golovin. Berke efsane kurtardı valla. Füze gibi şuttu. Korner. Yuri Tielemans topun başında. Geliyor. Jailson. Uzaklaştıralım. Haydi çocuklar. Ayev. Yanında Visca güzel. Edin Visca Ayev'e tekrar bırakamadı. Şimdi onda top yine. Güzeliz. Hakan. Visca. Ayev'in önü boş. Ayev'e gelmedi o top. Radamel Falcao soldan getirdi. Rongier'e verdi. Orta geldi. Tierney. Tehlikeli anlar. Ve çıkabildik. Çıkabildik çok güzel. Kontra atak. Ayev. Burada boşlukta Frey var. Mbabu batırdın arkadaş ya. En azından tacı kazandık. Mbabu. Visca orta. Igalo kafayı vuramadı. Hakan. Tierney. Ayev boşta. Ayev plase olmadı, engellendi. Bir daha dener miyiz? Tierney güzel. Ayev Hakan'ın önüne istediği toplar. Hakan Bürki. Ah be. Belki istediği gibi vuramadı. Edin Visca'nın korneri şimdi gelecek. Geliyor. Hakan yok. Chadli. Jailson. Ayev gelişine olmadı. Igalo tekrar Ayev'e, gelişine Bürki. Felaket ataklar ama kalede Bürki de çok sağlam çıktı. Edin Visca'nın yine korneri. Şöyle sağlam gitsin biraz. Frey'e doğru. Bürki. Tierney. Kea'nın şutları iyidir. Kea gömdü, olmadı. Ve atak ne oluyor? Burada sonlanıyor gibi mi? Frey alır mı? Frey aldı. Atak devam ediyor. Tierney. Top bizim. Bastırdık o kadar. Batırmayalım. Ayev. Ayev geri çıkardı. Jailson. Hakan neredesin? Hakan buradasın. Hakan.
İstediği gibi vuramıyor sanırım bu maçta. İkinci yarının çoğu bizim ataklarımızla geçti. Hakan maalesef başarılı olamıyor. O yüzden bir değişiklik yapalım. Elif Elmas'ı alacağım. Daha defansif anlamlı. Boşu boşuna Mehmet Ekici'yi almayalım. Sol kanada Emre Mor, Igalo'dan da bir cacık gelmedi şu ana kadar. Ve forvete hatta ben şöyle yapacağım. Elif Elmas'ı tekrar forvette deneyeceğim. Geçen bölüm yaptığımız gibi ve MOO Ekici'yi alacağım. Değişikliklerimiz gerçekleşti. Maçta zaten son 2 dakika. Mehmet Ekici. Ara pası güzel. Hareket şut. Korner. En azından korner. Az kalsın birbirine giriyorlardı. Vişça. Ön direğe doğru. Ayev'e doğru. Olmadı. Tierney. Şut çekecek bir baba Yiğit arıyoruz. Ayev. Lasse. Bir korner daha. Hadi Vişça. 2 ile bitirelim. Ön direkte kim var? Kea var. Dışarı gönderiyor. Bir korner daha. Keita'ya çarpmış. Haydi. Son kornerden de bir şey yapamıyoruz burada arkadaşlar ve maç 1-0 oluyor. Üst üste 2 tane 1-0'lık sonuç. Daha da farklı olabilirdi ama rakibin kalecisi Roman Bürki hayvan gibiydi. 6 tane kurtarış yapmış. 6'sı da sağlam kurtarıştı galiba. Andre Ayev maçın adamı olmuş. Şimdi ilerleyelim, bir sonraki maçımıza geçelim. Sırada şimdi zorlu Trabzonspor maçı var. Yalnız maç iç sahada olduğu için burada biraz avantajlıyız. Az kadro çok yorgun. Burada yedek kadroyu kullanacağım. Igalo forvette olacak. Takımın geri kalanı bayağı genç ama şimdi oyna diyelim. Bakalım galibiyeti alabilecek miyiz? Igalo Fenerbahçe'de, yalnız İmdat Uçar rakipte yok maalesef. Burada kalede Onur Kıvrak var. Seçmemişler demek ki İmdat'ı. Neyse. En çok gol atan oyuncular sanırım orada Belhanda bir an için göründü. Igalo'da üçüncüydü. Belhanda'nın 6 golü vardı galiba. Ben kaçırdım, siz görmüşsünüzdür de. Umarım bu maçta da güzel şeyler yapar Igalo. Çünkü kazansak çok iyi olacak. Üst üste 3. lig galibiyetimiz olacak. Şimdi genç Deniz Kara verdi. İsmail Köybaşı. Emre Mor'u oynadı. Emre Mor ortasını yaptı. Bir şey olmadı burada maalesef. İsla tacı kullanıyor. Barış, Elif, İsla. İsla'nın ortası. Emre Mor kafayı vuramadı. Trabzon atağa çıktı şimdi. Abdülkadir'le Yusuf Yazıcı burada iyi paslaştılar. Abdülkadir sağdan getirdi. Abdülkadir geri çekti. Abdülkadir ortaladı. Bizim genç yetenek uzaklaştıramadı ama orada engellendi Olcay Şahan'ın şutu. Biraz şanslıyız. Harun'da kaldı. Oo, İsmail'den derinlemesine top. Yusuf kaptırmadı Deniz'e. Kuço ve kafa bizde, uzaklaştırıyoruz. Kontra atak. Haydi çocuklar. Ferdi Kadıoğlu iyi top oynadı. Barış sağda bindirme yapan İsla var. İsla burada Ferdi'nin önü bomboş. Ferdi'ye top. Ferdi ama çizgiye doğru giderken çıkarıldı. Tüh be. Abdülkadir. Sağdan yine Abdülkadir'le geliyor Trabzon. Sürekli Abdülkadir'i kullanıyorlar. Yusuf Yazıcı. Rodayega olmadı. Onazi, Elif Elmas ayak koydu ama alamadı henüz. Tehlike devam ediyor. Abdülkadir hareketlerle İsmail'i geçemiyor yalnız. Oo, Trabzon yine tehlikeli geldi. Kuçka şutu ne oldu? Direkt out'a gitti. Deniz Kara tecrübe kazanıyor burada. Güzel adam tutuyor bu maçta. Taraftarlardan tezahürat geliyor. Haydi Fener tezahüratı. Şimdi gol geliyor mu? Elif Elmas ara pası. Odion Igalo yapıştırdı. Onur dönen top. O nasıl bir kafa Ferdi ya. Allah'ını seviyorsan Ferdi. Ferdi'nin bitiricilik berbat. Trabzon atağı. Deniz Kara yine defansta başarılı isim. Ferdi hemen verdi ileri. Barış. Igalo. Emre Mor kaçmak istiyor. Igalo'dan güzel pas. Emre Mor. Fake. Emre Mor yapıştırıyor. Ama yeterince kadar sağlam bir vuruş değil. İlk yarı böyle bitecek arkadaşlar. Çok tehlike yaratan taraftık ama golü bulamadık maalesef. İkinci yarıda bakalım birkaç değişikliğe gitsek mantıklı olur mu? Igalo fena görünmüyor. Bursaspor şu an lig lideri. Galatasaray Bursaspor 1-0 yeniyordu devre arası, onu da fark ettim. Ferdi'yi çıkaracağım. Performansı gayet düşük. Onun yerine Mehmet Ekici'yi oyuna alacağım. Ayrıca bir de Salih Uçan'ı Oğuz Kağan'ın yerine koyacağım. Biraz güçlensin ilk 11. Elif Elmas'la da yok. Salih Uçan defansif orta saha oynasın. Böyle devam edelim. Trabzon atakta Rodayega. Abdülkadir'e gönderdi. Abdülkadir pasını verdi. Uzun top geldi. Ertuğrul sağlam kafa. Kontra atağa çıkacağız şimdi. Mehmet Ekeci
Mehmet Ekici kontratağı batırdı yani resmen. Filip Novak, Odion Igalo bastırdı aldı. Igalo yanında Barış var. Igalo'ya müdahale, topu hala Igalo'da. Igalo, şimdi Elif Elmas. Elif açtı burada İsmail'e. İsmail'den Mehmet Ekici, topu hala bizde derken. Aha hala da bizde. Gerçekten de bizde. Elif Elmas. Trabzon sağlam bastırıyor ama topu kaybetmedik. Mehmet Ekici. Emre More ortası olmadı. İsla yapıştırıyor. Berbat bir vuruş. Oo, İsmail Köybaşı. Adam felaket oynuyor ya. Salih ara pası. Kanada gitti, ben Igalo'yu düşünmüştüm. Şimdi Barış'ın pas. Berbat arkadaş ya. Igalo'ya nasıl gitmez o top bilmiyorum. Neyse Emre Mor. Güzel top. Mehmet Ekici, Elif Elmas, Barış. Şimdi Igalo gelişine korner. Haydi Igalo, bir tane atman lazım lan, o kadar pozisyona girdin. Barış gönderdi. Onazi. Şimdi Deniz Kara. Salih Uçan. İsmail Köybaşı ve gol! İsmail Köybaşı, sen nereden çıktın kasma? Vay be! Vay. Bizim Afrika'dan gelen taraftar otobüsü direkt ön sırayı almışlar. İsmail burada gelişine ne çaktı be? Vay be! Enteresan bir gol. 1-0 öne geçtik, İsmail'in golü. Şimdi Trabzon cevap vermeye çalışıyor. Rodayega, of. Harun'dan güzel kurtarış. Rodayega'dan da vuruşu iyiydi aslında. Korner Yusuf Yazıcı. Tehlike büyük. Dışarı doğru gitti, o yüzden tehlike kalmadı. Ama top hala Trabzon'da. Kuçka, tehlike yine var. Ertuğrul. Lan Ertuğrul, ne yaptın Ertuğrul ya? Golü kurtardı, peşine asist yaptı resmen ya. Çok rezil bir durum. Benim büyük hatam. Orada ne diye sen ara pasına basarsın arkadaş ya. 1-1. Yazık ettik harbiden. Haydi Barış. Barış ara pası Emre More. Güzel geçti. Emre More orta. Igalo Onur. Ah be. Kendi sahamızda taktik değişikliğine gitmemiz lazım burada. Çünkü 1-1 yetmeyecek. 3-4-2-1'e geçeceğiz. Elif Elmas'ın yerine IF. Sadece bir değişikliğimiz kalmıştı. O yüzden böyle devam edelim. Bakalım son 10 dakikada ikinci golü bulabilecek miyiz? Şimdi derinlemesine pas. Onazi geliyor. Deniz Kara Onazi'yi durduramadı. Kafa İsla Rodayega'ya düştü. Ertuğrul engelledi. Bu sefer çıkıyoruz. Aferin çocuklar. Elif Elmas. Mehmet Ekici. İsmail Köybaşı, Emre Mor boşa çıkmadı. İsmail boşta. İsmail'in pası Mehmet. Mehmet Ekici. Igalo'yu bulamadık ama top bizde kalacak gibi, güzel. Elif Elmas. Barış. Igalo. Igalo dönüyor. Igalo şut şansı yaratamadı kendine. Kontra atak Trabzon. Son dakika. Olcay'ın ortası Ertuğrul. Aferin Ertuğrul. Şimdi son atak bizim olur mu? Igalo alamadı ama burada büyük bir hata var. Emre Mor, Igalo süper pas. Haydi Mehmet Ekici yapıştır. Offside'mış ya lan. Lan ben de gol atamadığımıza üzülüyorum ya. Orada ne güzel korneri en azından kazanacaktık. 90+3 oldu arkadaşlar. Birer birer gollerle devam ediyoruz. Bir sonraki maçta patlama yapmamız lazım. Burada maç 1-1 bitiyor maalesef. Büyük hatam burada beraberliği getirdi bize sadece. 2 puan kaybetmiş olduk. Trabzon'un da çok şutu varmış aksine. Ne ara çektiler emin değilim. Paslarda da daha iyilermiş ama göründükleri kadar iyi oynamadılar bence. Burada İsmail maçın adamı olmuş bizden. 9.2. Salih Uçan'dan da sağlam performans. Artık yedek kadroya belki Salih'i daha çok sıkıştırmam gerekiyor. Ertuğrul yaptığı hataya rağmen 8-0. Deniz Kara'dan da güzel sağlam bir performans. 8.3 ama
Ah be, o sondaki pozisyonu değerlendirmemiz gerekiyordu. Bu arada gelen tekliflerden ben Tolga Ciğerci'yi sürekli değerlendiriyordum. Bu adam için 6 küsür milyon istiyordum. 5.7 milyon Bournemouth vermişti. Direkt kabul ettim çünkü hiç kimseyle anlaşmıyordu bu sefer. 3 takımla 6 milyon veren 3 takımla da anlaşmamıştı. Dedim acaba bonservisinde mi sıkıntı var? Kabul ettim 5.7'yi, satılmış sonunda adam ya. 4.5 milyon ara transferde gelecek. Ayrıca Uygar Mert Zeybek için de aynı şeyi yaptım. Ondan da 625 bin gelecek. Yani 5 milyon ara transferde bütçemize ekleniyor. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Daha önceden demiştim 2 tane Şampiyonlar Ligi maçı yaparız. Ama arkadaşlar şu Anadolu takımlarına karşı, hele de hani ilk 6'da değillerse, simüle edeceğim. Şampiyonlar Ligi'nde hızlandırılmış bir şekilde devam edelim ki Şampiyonlar Ligi bizim ana hedefimiz bu sezon. Onlara gelelim, yani o maçlara geçelim hemen. O yüzden burada 3 tane maç simüle edeceğiz. Dinamo Kiev maçını oynayacağım. Deplasmanda şimdi Kasımpaşa maçı var. Kasımpaşa maçını bu kadroyla simüle edeceğim. Çok zorlu bir deplasman olacak aslında. Kasımpaşa şu anda sanırım 7. durumda. Haydi çocuklar, 2-1. Ertuğrul Ersoy yalnız sakatlanmış. Emre Mor, Barış Alıcı. Az önceki kadro kazanmayı başardı. Şimdi önümüzde Dinamo Kiev var. Oha! Dinamo Kiev Barcelona'yı yenmiş lan. Aa, 2-0. Kendi evinde Barcelona'yı yenmiş Dinamo Kiev. Bu maçtan sonra 2 tane maç simüle edeceğiz ligde. Ve peşine Messi Kadıköy'e gelecek. Şimdi o zaman bunlara karşı güzel bir maç bizleri bekliyor. Bu maçı da Kadıköy'de oynayacağız. Yine ilk maçta kullandığımız taktikle sahaya çıkacağım. Çift forvet. Hakan Çalhanoğlu da bu arada 82 overall'a yükselmiş. Igalo da sanırım bir overall düşmüş onu aldığımızdan beri de. Sıkıntı yok. Umarım bu maçta gol atar. İnanıyorum ki bu maçta gol atacak. Oyna diyelim. Burada şimdi Dinamo Kiev'i darma duman edelim. Dehşet bir atmosfer yine bizleri bekliyor. Sanırım Dinamo Kiev ligini ikinci bitirip de Şampiyonlar Ligi'ne yükselmiş bu sezon. Birinci de Shakhtar Donetsk olması gerekiyordu geçen sezondan. Arada sırada bakıyordum diğer liglere. Şimdi en büyük sürpriz adamların aldığı galibiyet. Barcelona'yı evlerinde 2-0 gol yemeden yenmişler. Şimdi biz maçımıza başlıyoruz. Haydi saldır Kanaryan. Frey, Igalo, atağımızı başlattık. Igalo sakin bir şekilde bekliyor. Ayev'e vereceğiz. Ayev. Haydi koçlarım benim. Hakan. Oo, Hakan'ın pası geçseydi goldü. Olmadı. Frey. Igalo boşta. Igalo uzaktan gömüyor, dışarı gönderiyor. Igalo. Çok istekli görünüyor ilk anlarda Igalo. Fena bir şut değildi ama direği yaladı. Az farklı out'a gitti. Frey. Kontra atakta çıkıyoruz. Igalo. Ayev'e verdi. Ayev. Ayev destek bekliyor. Tierney geldi, güzel. Aferin Tierney. Bindirin böyle çocuklarım. Tierney ortası. Oo, olmadı. Oo, rakip tehlikeli geliyor. Orta geliyor ama out'a gidiyor. Kazmalar. Bu bölümde gol atamaz olduk. Gerçi zaten geçen bölümdeki Sivas maçı hariç hani bu sezon gol atmakta zorluk çekiyoruz sanki. Pozisyon da yaratmak geçen sezon kadar kolay değil de sezon başları sürekli böyle zor geçiyor. Hani takım galiba form kazanana kadar, sürekli galibiyetler alana kadar biraz daha oyun zor oluyor. O şekilde gol atması da başlangıçta biraz güçlük veriyor bize. Şimdi Hakan, olmadı burada ara pası. Rakip gelecekti ama Jailson 72 overall'ıyla beraber, ya da 73 mi oldu? Fena görünmüyor. Ama burada büyük hatalar var. Büyük hatalar var derken Berke'de kaldı. Jailson iyi toplar. Frey. Hakan. Hakan. Hakan şut şansı arıyor. Hakan çekiyor. İki adam önünde yattı. Hakan bıraktı şimdi Visca'ya. Visca sakin. Ve gol işte bu. Sakin, sabırlı bir gol. Sizlerin karşısında arkadaşlar. 10 numara bir gol attık. Orada panik yapmadık. Frey'e verdik, yapıştırdı. Frey geldi, İmparatore'ye sarıldı. 1-0. Hakan Çalhanoğlu'nun önü sürekli 3 adam tarafından kapatılıyor. Şu ana kadar çok denedim uzaktan şut çekmeyi size göstermediğim. Burada da onlardan bir tanesiydi ama peşine gol gelince gösteriyorum tabii ki. Güzel pozisyon. 10 numara. Visca zaten orada iyi bekletti. İyi de pas verdi. 1-0. Üstün taraf olarak ilk yarıyı kapatacağız. Güzel durum. Umarım ikinci yarıda iki tane daha gol atarız. İkinci yarıya Dinamo Kiev başladı. Burada Berke kalesinden çıktı. Penaltı olabilirdi. Onların ilk hata bu. Top kornere gitti.
Şanslıyız. İyi ki Berke topa dokunmuş. Korner geliyor Hakan'ın göğsüne ya da ayağına. Tamam, güzel. Kontrol iyi. Hakan çıkıyor. Hakan aşağıda kanat değiştirecek. Mükemmel bir pas. Ayev süper bıraktı. Tierney de burada Frey'e bırakmak istiyor ama Frey geçemiyor ya. Keşke bırakmasaydım. Orada biraz çelişki duydum ama. Neyse. Dinamo Kiev kontra hata geldi. Vay 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 vay. Şu paslara bak. Berke iyi çıktı. Berke kendim giderim diyor. Boşluk bulmuşken Berke götürüyor topu. Berke. Berke çılgınlar gibi koşuyor. Ara pasını veremedi. Berke'ye neden geçmiyor bu top tekrardan? Şimdi Bueno indirmek lazım. Kinder Bueno şutu çekemedi ve burada sarı kartı da görecek az önceki pozisyondan. Oh be. Orada tehlike büyüktü. Duelund. Duelund. Bueno. Dinamo Kiev tehlikeli görünüyor burada. Ama bu orta uzaklaşacak. Güzel. Hakan. İyi top. Kontra atak. Igalo. Frey önünde kaldı. İnandım orada zaten kalacağını. Frey. Frey. Yerden pas. Kornere çıkar mı? Çıkmadı. Frey tekrar alır mı? Frey orada ne yaptı bilmiyorum. Out. Hakan. Hakan önünü almaya çalışıyor. Rakipten sıyrılamadı ama kaptırmadı da. Edin Visca. Hakan. Aha Edin Visca ayak koydu. Bu top bize geçer mi? Geçecek gibi görünüyor ama. Olmadı ya. Oo, kontra atak. Kinder Bueno. Reyes. Aferin Reyes. Reyes uzun top gönder. Güzel top gönderdi Reyes. Visca. Hakan. Hakan'ın pası. Igalo. Çok zayıf bir şut. Dinamo Kiev atakta. Ali Bekov. Ali Bekov'un pası. Kalinitsev. Tehlike var. Simonke'ye bırakmıyor. Aferin. Sarı Kule defansta 10 numara bir transfer oldu. Oo, rakip çok adamla ileride ama Berke de kurtarıyor. Kötü şut geldi Allah'tan. Şimdi Berke hemen gönderse burada gol olabilir de yeterince kadar sert göndermedik. Jailson aldı. Heh, istediğim yere şimdi geldi. Igalo. Igalo Frey'i düşünüyor. Frey berbat oynuyor. 90 artı 2 maç bitmek üzere. 1-0 öndeyiz. Orada bir faul oldu galiba ama hakem görmedi ve maçı da burada bitiriyor. Erken bitirdi sanki. 1-0 oldu. Yine bizim oldu. Bu bölümün hikayesi acaba Barcelona'ya karşı ne olacak? Şimdi ilerleyelim. Maçın adamı Edin Visca olmuş. Çok fazla iyi bir maç değildi. İlerle diyelim. Bir sonraki maça geçelim. Bir sonraki maç Antalya'ya karşı. Antalya ligde 18. Yedek kadromuzla simüle ediyoruz tekrardan. Basıyorum. 2-0 kazanıyoruz. Ayev girip atmış. Elif Elmas bir tane atmış. Bizden sakatlık yok. Güzel. Güzel. Antalya'yı yenmemiz iyi olmuş. Adamlar 18. olsa bile deplasman simülesinde ne olacağı belli olmuyor ve biz bu galibiyette liderliğe 6. durumdaydık galiba. 12 puanımız vardı gerçekten. Maç fazlamız var şimdi. Liderliğe yükseldik. Vay be. Şimdi sırada Ankara Gücü var. Evimizde oynayacağız. Onlar da 17. sırada. 16. pardon. Sivasspor 17. Burada iç sahada. Bundan hemen sonra da 2 gün arayla Barcelona maçı gelecek. Hemen o da iç sahamızda olacak. O zaman ne yapacağız burada? Yine yedek kadromuzu kullanacağız. Herkes %100 görünüyor. Simonke'yi çıkardım. Ertuğrul Ersoy tekrar sakatlıktan döndü. Sadece 9 gün sakatlanmıştı. Simülemize ediyoruz. Haydi çocuklar. Ne oluyor? 2-1 kazanıyoruz. Barış'tan 2 tane gol. Güzel. Mükemmel. Igalo simüle maçlarda da gol atamıyor. Ne hikmetse. Barcelona'ya karşı basın toplantımız. Rakibi sinirlendiriyoruz. Adamlarla dalga geçiyoruz. 2-0 kaybettiniz Dinamo Kiev'e. Şimdi bizim sahamızda bize de kaybedeceksiniz. Grupta 2'de 2 yaptık. Lideriz. Barcelona Monaco'yu yenmiş. Madem Real Madrid'i bizim normal 4-3-3 taktiğimizle yendik. Burada şimdi evimizde Barcelona'dan da korkacak halimiz yok ya. Adamlar Dinamo Kiev'e yenilmişler. Yalnız Igalo'yu sadece sağ kanada koydum. Visca'yı sol kanat oynatacağım bu maçta. Visca'nın zayıf ayağı yine 4 yıldız. Igalo'nunki sadece 3 yıldız ve adam sağ ayakmış. O yüzden belki de sol kanatta zorlanıyordu da. Burada da oyun iyice yavaş şimdi ilerliyoruz maçımıza doğru. Formaları değiştirecek böyle olmaz. Şöyle olabilir. En iyisi böyle olabilir arkadaşlar. Bunlar da deplasman formalarını giysinler. Her şey hazır. Bir tek Igalo biraz %100 değil. Haydi bakalım çocuklar. Messi'yi konuk etmeye gidelim şimdi. Rakip Barcelona olunca tribünler daha da bambaşka oluyor. Tribünler adeta dehşet. Her seferinde aynı görünüyor da çaktırmayın arkadaşlar. Yani hayal gücünüzü kullanın. Burada görüyorsunuz lideriz. Barcelona'nın 3 puanı var.
İlk 11'ler. Oo, Alexander Lacazette'i de görüyoruz. Küçük enişte Messi. Bu Milinkovic-Savic olması lazım. Paulinho, Arturo Vidal, Jordi Alba, Umtiti ve bu elemanı tanımadım. Rakitic değil galiba, defans oyuncusu olması lazım. Bir de Ter Stegen'le Pique'de kaptanlık pozumanlığını kapmıştı. Bu arada arkadaşlar, Barcelona'yla biz daha önce hiç oynadık mı? Hani Fenerbahçe olarak gerçekte veya bir Türk takımı olarak gerçekte hiç Barcelona'yla en son ne zaman oynadık hatırlamıyorum harbiden. İlk defa Türkiye'ye uzun zamandır gelmişlerdir diye burada düşünüyorum. Messi de belki ilk defa geldi, emin değilim de. Lionel Messi, küçük enişteyi sağlam durdurmamız lazım. Haydi çocuklar, saldırın. Bu maçı zaten kazanırsak lider bitiririz grupta resmen. İlk atak bizim. Hakan, Ayev, Edin Visca iyi bıraktı. Tierney'e. Yap ortanı Tierney'e. Yaptı. Uf! Hakan boştu bir an için. Tierney'e tekrar geldi. Igalo açıkta. Igalo sol ayağıyla, zayıf ayağıyla vurdu. Ter Stegen yumruk. Igalo bir daha şut. Ter Stegen'i belki avlarız dedim ama olmadı. Güzel başladık. Haydi. Frey. Güzel. Igalo. Burada daha iyi görünüyor. Visca. Solda bomboş Tierney var. Kieran Tierney. Fake. Mükemmel mi? Yok. Paulinho yerinde. Messi. Lionel Messi geliyor. Tehlike var. Coutinho. Mbabu durdurur mu? Durduramadı Coutinho'yu. Mbabu. Jordi Alba. Tekrar Coutinho. Vidal, Hakan, helal olsun. Igalo çok sakat bir pas verdi burada. Kontra atağa çıkıyoruz. Haydi çocuklar. Güzel geçti o pas. Jailson ara pası. Mükemmel. Haydi Ayev. Sol ayağınla yapıştır. İşte bu be. Andre Ayev. Ya da doğru söylenişiyle Ayu. Ayu burada dans yapıyor. Şimdi kızanlar oluyordur yine. Beni hatırlamayanlar keskinlerimden. Ne goldü be. Jailson'a da helal olsun lan. Aklımda dedim orada. O ara pasını yapabilir mi? Yaptı. Aferin. Hatta ben orada ara pası erken anda dedim ki biraz da böyle gaza gelip benim söylememe yapabilsin. Ayev de iyi ki sol ayağını kullandı. Heyt. Maşallah koçum benim. Jailson yine ayak koydu. Şu ana kadar Jailson harika. Hakan. Frey. Frey'in pası Visca. Visca Hisay'dan geçmedi. O eleman Hisay'mış. Şimdi kontra atak başlıyor. Sergei Milinkovic. Pas iyi. Coutinho bıraktı Lacazette'e. Mbabu bırakmıyor ama. Aha Jailson. Nazar değmesin Jailson. Messi indir Jailson. Haydi işte bu Jailson. Aferin koçum benim. Mbabu. Ayev. Paulinho. Çok büyük tehlike var. Jordi Alba. Defansta az adamla yakalandık. Coutinho ama Reyes aferin. Mbabu ara pası geçti. Mükemmel geçti hem de. Hakan bırakıyor Igalo'ya. Igalo o da bırakacak Frey'e. Frey Hakan aradan kaçtı. Yine ara pası güzel. Hakan ve iki. İşte bunlar. Böyle devleri dize getirecekler. Takımımız güzel mi, yeterli mi dedik. Şu ana kadar cevap görüyorsunuz arkadaşlar. Cevabı bize veriyorlar. Şu ara pasları, şu aralara koşular. Efsane. Mükemmel. Asist Frey'den, gol Hakan'dan. Barcelona'ya karşı patlıyoruz arkadaşlar. İmparatore büyük takım yenmesini biliyor. İşin aslı hani küçük takımlara karşı çok zorlanıyoruz. Büyük takımlar geliyor. Biraz rahat ediyoruz. Bilmiyorum, anlamıyorum ben bu oyunu. Neyse. Böyle erken konuşmayalım da 2-0 öndeyiz. Güzeliz. Görüyorsunuz rakip hatalar yapıyor işte. Top bize geçiyor. Bizim adamlar güzel koşular yapıyor. Sanki bir nevi daha kolaymış gibi oluyor. Anlamadım gitti ben bu oyunu. Lacazette ara pası verdi. Messi yetişir mi? Messi yetişti. Tierney üstünde. Messi geri çekti. Lionel Messi ortasında yaptı ama Simon Kea güzel. İlk yarıda burada kapanacak. Visca bıraktı. Mükemmel. Ayev kaptırdı ama. Şimdi Paulinho. Vidal son şans. Barcelona'nın oluyor. Sergei Milinkovic. Ooo. Kornerde kazandılar. Mbappé bir an için güzel kapattı ama dikkat etmemiz lazım. Messi korneri kullanıyor. Dikkatli Sergei çıkardı. Vidal hakem şans vermiyor. İlk yarıda 2-0 öndeyiz. Taktik işe yarıyor. Ama ben yine de anlamıyorum bu oyun niye böyle büyük takımlara karşı güzel oynamamızı sağlıyor. Ya da
ya da ben gaza geliyorum. Bilmiyorum. İlk yarı 2-0 arkadaşlar. Hemen devam edelim. Değişiklik yok. Frey. Jailson. İkinci yarıya da atakla başlıyoruz. Oha abi, daha neler yani. İşte bu be. Çok rahat arkadaş ya. Bu araya koştular. Bak belim kırıldı. Resmen benim de belim kırıldı burada Barcelona'ya gol atmaktan ya. 3-0. Yapacak bir şey yok. Yani aklım almıyor. Parçalıyoruz. 4 maç yaptık bundan önce. Hepsinde birer gol attık. Burada 3 tane atıyoruz Barcelona'ya. Aklım almıyor hala. 3-0. Barcelona atakta, ara pası onlardan bu kez. Paulinho, adamlar acayip aptal aptal şutlar çekiyor. Vallahi bizim için çok güzel. Barcelona burada darma duman. Lacazette geliyor. Mbappé bırakmıyor. Ve uzun da top. Yine bir ara pası olur mu? İşte bu. Offside'de yok abi. Aa, offside varmış. Tüh. Madem açık ara öndeyiz, burada değişikliğe gidiyorum. Hakan Çalhanoğlu'nun yerine Elif Elmas. Ayrıca Mehmet Ekici'yi de oynatacağım. Ayev'in yerine. Vişça'nın yerine de Emre Mor'u oynatacağım arkadaşlar. Böyle devam edeceğiz. Rakip de bir değişiklik yapıyordu galiba. 41 kim? Oo, Lacazette çıkıyor. Yerine kim giriyor? Kimsin lan sen? Cardona diye bir oyuncu girdi. Ben bu takımı anlamıyorum arkadaş. Bizi hafife mi aldılar? Ne yaptılar? Şimdi Messi. Messi çekti geri. Messi dribbling halinde. Messi engel oldu. Coutinho. Oo, Mark Cardona genç oyuncu galiba altyapıdan. Kaleci Berk'te. Oo, Philip Coutinho sol kanattan getirdi Barcelona. Tehlike var. Messi. Oha! Oha! Lan alta gitti sandım var ya. Messi ne gol attı arkadaş? Şimdi bunları kötüledik. Coşmasınlar. Şu gole bak. Oha arkadaş ya. Küçük enişte Messi. Messi kardeş sen ne yaptın lan? Kea'nın da eline çarpmış da. Berke orada ne yapıyor ben anlamıyorum be. Jordi Alba geliyor. Tehlike var. Coutinho, Mark Cardona, Vidal ama Reyes. Aferin Reyes. Mbappé kaleciye döndü. Güzel. Barcelona atakta ikinci golü arıyorlar. Messi yine enteresan şeyler deniyor. Messi God mode'a geçti galiba. Ve Coutinho. Dikkat edelim. Coutinho orta. Jailson aferin. Messi Emre Mor'u geçemedi. Türk Messi'yi geçemedi. Mark Cardona. Of. 3-2 oldu ya lan. Maçta 9 dakika kaldı bakın. Burada hani büyük konuştuk. Ondan sonra lafımızı yutturdular olmasın. Adam attı. Yani top bize sekmedi. 3-2 oldu. Haydi çocuklar uyanın. Orta sahayı komple yenileyince belki biraz sakata gelmiş olabiliriz burada. Emre Mor. Frey. Elif Elmas. Frey. Güzel top. Emre Mor. Yerden pas. Ah be. Mehmet Ekici'ye niye gelmiyor ki o pas? Tierney. Top bizde yine. Mükemmel. Mehmet. Mehmet kaptırmadı. Jailson. Mehmet'in önü boş. Haydi Mehmet. Jordi Alba. Barcelona atakta. Barcelona tehlikeli geliyor. Dembele. Sergei Milinkovic. Dembele. Dembele verdi Paulinho'ya. Barcelona tüm haklarıyla bindirdi artık. 90+3. Jordi Alba. Dikkat edelim. Jordi Alba. Ya arkadaş Jordi Alba nasıl o vuruşu yapabiliyor? Bunlar kazma gibi oynuyorlardı şu dakikaya kadar. 3-0'dan 3-3 anlamadım ya. Demek ki oyunda bir saçmalık yokmuş. Yani. Vah. 3-0'dan 3-3 ha. Keşke defansife falan alsaydım ya. Ya bilerek yapıyor oyun bunu var ya. Momentum olayı falan. Bitirme hoca. Adamlar yeni gol attılar ya.
diyecek laf bulamıyorum arkadaşlar. 3-0'dan o kadar rahat gollerden sonra 3 tane gol yedik ikinci yarıda. Hakan Çalhanoğlu'dan 10'da 10'luk bir performans. Frey 9-2, 9-4 Ayev. Hakan ne yapmış? 2 gol atmış. Ayev 1 gol 1 asist. Diğer asist Frey'den, bir tane de Jailson'dan. Başka da gol zaten yokmuş. Şutlar bizden yanaymış. 6 tane kaleyi tuttu ama Barcelona'nın 4 tane şutunun 3'ü girdi yani. Berke berbattı kalede. Messi'nin hele de golünde. Messi ne kadar estetik vursa bile ne, yani üstüne geliyordu şut. Anlamadım. Artık bölümün sonuna geldik arkadaşlar. Öncelikle bir hedeflerimize göz atalım. Ne var ne yok. Kadro merkezimize bir gidelim. Şimdi istatistiklerden gol yenmeyen maç Berke. Bu maçtan öncesi aslında gayet iyiymiş. 12 maç yapmış, 7 tane gol yenmeyen maç, sadece sezon boyu 13 tane daha çıkarırsa hedefine ulaşacak. 20 tane istiyorduk Berke'den, 25'e mi çıkarsak acaba? Gollere geçtiğimizde Frey'in 7 golü 5 asisti var. Frey en verimli oyuncumuz 15 maçta. Hakan'ın da 5 gol 4 asisti var 9 maçta. Hakan maç başına 1 tane gole katkıda bulunuyor. Hakan şu ana kadar o yüzden dehşet. Edin Visca 3 gol 2 asist. Başka Ayev'den 15 asist bekliyorduk. 4 tane asist yapmış şu ana kadar. 3 tane de golü var. Igalo çok sessizdi. Sivasspor maçı harici Igalo yokları oynuyor. Artık onun da performansının artması lazım ki bu Süper Lig gol krallığında zirveye otursun. Muhammed Demir'le Belhanda 6 goldeler. Gladki 5 golde. Bizim Igalo da burada 11. durumda ama yakalanmayacak bir hedef değil. Igalo umarım form tutar da ligin ilk yarısında en azından güzel performans gösterir. Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bu bölümün özeti neymiş? Büyük konuşmayacaksın. Büyük konuşursan da konsantrasyonu yitirmeyeceksin. Neyse arkadaşlar, sağlık olsun. Yapacak bir şey yok. Artık deplasmanda kazanmaya çalışacağız. Bir sonraki bölümde bu maçın yine deplasman maçı gelecek. Galatasaray derbisi olacak. O bölümü hepinizi tekrar bekliyorum buraya. Kendinize çok iyi bakın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Buraya kadar da izlediyseniz abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar.